Selam, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sessiz bir videodan sonra sesli bir video. Bakın, saçlarımın halini görüyorsunuz. Ben bir halt yiyeceğim ve bu haltı yırken size göstereceğim. Evet, hemen ne yapacağımı anlamışsınızdır belki. Gösteriyorum. Bekleyin. Benim bir sarı saçlı halim var. O saç rengini çok beğenen ablalarım var. Yani çoğunluk o saç rengini beğenmişti. Ben daha öncesinde kuaförlü saçımı açtırmıştım, boyatmıştım. Böyle yeşilimsi bir renk olmuştu. Her neyse işte onun üstünde ben hep marketten falan boya alıp boyamıştım. Yani o saç rengim hep ben kendim yapmıştım. Şimdi gösteriyorum. Reklam değil. Şöyle 7 tona kadar palettenin renk açıcı, ultra yoğun renk açıcısı var. 7 tona kadar açıyormuş. Bunu daha önce de yapmıştım. Bayağı sapsarı olmuştum. Aşırı sapsarı olmuştum. Ve şöyle göstereyim. Bunun içinde bunu buraya koyacağım. Bunun içerisinde canlarım. Onu bulursam. Şu var ya, bu toz. Evet, bu tozu ben koymadım halde, yani düşünün, bu tozu koymadım halde saçım sapsarı olmuştu. Ben bunu daha öncesinde bir kere almıştım. Bu ikinci alışım. İşte Antalya'dayken kullanmıştım. Bu da ikinci alışım. O zamandan aklımda kaldı. Bir daha alırsam asla unutmayacağım şey buydu. O yüzden dikkatli bakın bunun içerisinde. Bunu unutmayın. Unutan var mı bilmiyorum. Yani içerisinde böyle toz açıcı çıkıyor. Ve saçlarım biliyorsunuz çok uzun ve sağlıklıydı. Hani yanması falan yoktu. Ben çok üst üste boyalar uyguladığım için, hani koyu boya da olsa boya saça zarar veriyor. İlla sarı değil. Yani o saçım biliyorsunuz sapsarı ve uzun. Şimdi ben sarı saçlarımı özledim. O yüzden bir de şöyle küllü 10.1 küllü sarısını aldım ki turunculuk olmasın diye. Bunu kullanırsak turunculuk olmuyor. Ben iki tane aldım böyle güzel güzel bolcana süreyim diye. Şimdi efendime söyleyeyim. Ben bu boyalarımı hazırlayayım. Geleyim canlarım. Bir siyah tişört bir şey üst bulayım. Üstüm batmasın. Bu kazanla bayağı yıllardır var he bende. Giyiyorum yani. Seviyorum da. Bana kırmızı çok yakışıyor. Neyse size de yakışır kırmızı. 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. Ha bu arada saçlarımı böyle kıpkırmızı yaptım. Zamanımda olmuştu olmadı değil. Aslında böyle bir pembe ya da kırmızı yaptırmayı da düşünüyorum. Ama biraz daha uzasın, uzunken yakışıyor çünkü kırmızı. Böyle çok güzel oluyor gerçekten. Şu anda sarı. Evet sarı istiyorum. Hadi bakalım. Ben boyamı hazırlayayım. Geliyorum. Evet, üzerime siyah giydim. Ay nasıl olacak bakalım. Dur şöyle. İlk önce tozu eklemem lazım. Toz. İlk önce tozu ekleyeyim. Aynen. Ondan sonra açamıyorum. Makas lazım herhalde. Dişler çok sağlam olduğu için hemen dişimi kullanıyorum. Şaka tabii ki de. Evet şöyle göstereyim. Böyle iki tane fırçam var. Bu yeni. Bu da bizim kullandığımız. Şimdi birisini şey yapacağım. Feda edeceğim. Yani bunu feda edeceğim. Bu kalsın. Bu yeni çünkü. Bunu çok kullandık. Seni kullanmak istiyorum artık. Ya bunu da güzel oluyor. Ben evdeyken de böyle şey yapmıştım. Onunla güzel oluyor. Söyleyeyim yani. Güzel güzel her yerine. Şöyle kestim bunu da. Döküyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Döktüğümü göstermeyeceğim size. Şu an burada hazırlayıp hemen yapmak istiyorum. Çünkü çok geç kalmak istemiyorum. Yani saat şu anda 10 falan. Yarım saat falan bekletirsem 10.30 olacak. Yıkaması dersen 10.40'ı bulur. Anne ya.
aşkısı. İyi doğdun Yavuz aşkına. İyi doğdun Yavuz. Tamam. İyi ki doğdun Yavuz. Açalım. Evet. Aa, bunun şey varmış. Burada kapağı varmışmış. Mış 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 da mış mış mış. Aa, bunu da şöyle makaslayalım. Anneciğim dur. Aa, çıkar mısın lütfen oradan? Oh, içine kaçtı. İçine gitti. Neyse. İyi ki doğdun Yavuz mu açalım? Evet. Allah'ım yarabbim. Heh, al, burada çıktı, iyi ki doğdun Yavuz. Ama dur, anne iş yapıyor, tamam mı? Daha bana gelme şimdi. Anne, kime söyledim onu? O benim, hayır, sen ellemiyorsun. Ama onu kısman lazım, video çekiyor anne iş. Anne video çekiyor aşkım. İyi ki doğdun Seval. İyi ki doğdun Seval. Sen niye düşmüyorsun ya? Allah Allah. Zor çıkıyor bakın. O kadar sıkıyorum. Şu an güçlü güçlü sıktım. Bari dur. Aa. Neyse, bir şey olmaz ya. Burada Allah, kapağında delik yeri var. Herhalde bu böyle oluyor. Yani böyle mi oluyor bilmiyorum. Nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Dur, ben şu boyayı bir hazırlayayım güzel. Neyse, ben kremini sıkarken biraz elime falan bulaşmaya çalıştı. O yüzden böyle. İyi ki doğdun Hobbit'e kadar bizim kız iyi ki doğdun şarkıları açıyor. Biraz önce de iyi ki doğdun anneyi açtı. Evet. Ben bunu biraz böyle bu kadar sıktım. Yine sıkmaya devam ediyorum. Şöyle durduralım yine. Allah. Vallahi bunu ikiye ayırdım. Şu kısımdaki çok zor çıktı. Yani ikiye ayırmak zorunda kaldım. O yüzden haberiniz olsun. Çıkmak bilmedi ya. İyice sıyırıyorum dilini. Sıyırdım yani. Yapacak bir şey yok. Allah. Evet, şimdi güzelce, daha hala karıştıramadım. 2 saattir onunla uğraşıyorum ya. Böyle bir şey yok. Şimdi güzelce bir karıştırayım. Hemen sürüşe geçeceğim. Hızlı bir şekilde. Anam. Yapacak bir şey yok. O saç rengimi geri istiyorum. Evde gerçekten saç boyadığınızda yıpranmıyor. Ama tabii ki de 2-3 ay arayla. Şimdi ben en son boyayalı bir 2 ay oldu herhalde. Mi? Oldu mu? Olmadı mı bilmiyorum. Ama şu anda saçımda yanık yok. O yüzden gönül rahatlığıyla saçıma sürebilirim. Şöyle güzelce de tarayayım. Falan gelişi güzel süreceğim. Her zaman nasıl boyuyorsam o şekilde süreceğim. Saçlarım uzun olsa benim için çok kolay olacaktı. Gerçi saçlarım kısa da kolay. Ama o saç uzunluğunun bir havası var ya. O saçlarımı geri istiyorum. Neyse, ben mutlu oldukça saçlarım da mutlu olacak. Hemen geri gelecekler. İstediğim rengi güzelce saçlarımı yakmadan, yıpratmadan elde edeceğim. Tara. Yapacak bir şey yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sürdük gitti. Vallahi sürdüm aha. Aha, gördünüz siz de, sürdüm. Anam, güzel karıştırdım ben. Sanki güzel karışmamış gibi mi? Bilmiyorum vallahi. Yo, o şeyin herhalde şeyi. Toz ya. Böyle pütür pütür geldi kafam ama. Bilmiyorum. Neyse, önemli olan önler canlar. Önlere çalışırsak arkaları da bir şekilde yediririz. Yani güzel güzel yer. Allah'tan yani fırçanın ikisini göstermeyi akıl ettim. Yoksa dersiz ki kafasına kullandığı fırçayı hamur işlerinde poğaçaların üstüne sürüyor dersiz. Kesin dersiz. Onu diyenler çıkar. Ben biliyorum. Ama bu sadece artık benim saçım için geçerli bir fırça. Gerçekten güzel boyuyor ya. Tamam aşkım. Anne. Efendim. Saçını maviye boyasın. Mavi mi? Evet, pembeyi de boyayabilirim. Olur, onları da denerim. Evet, olur. Ama mavi, sen pembe, mor. Bir tane. Anne. Efendim aşkım. İstediğin renkte boyasın.
ben tanışmıyorum sana. Ho kuzum benim. Olsa sanki güzel olur benden de. Evet güzel var olacak ya, inşallah. Anne o saçlarını bir daha testin mi sattı? Yok kestirmeyeceğim anneciğim. Hep boyadım testirdim. Evet çok o boyadığım de... için kestirdim yaktım evet. Saçlarımı. Aslında işte kuaför yaktı aslında benim saçımı. Nasıl biliyor musunuz? Çünkü o kumral rengi yapmıştım ya. Seval nereden mi? Seval annenin yanına gitti. Şu, o kumral rengini yapmıştım ya. O zaman da benim saçımı acıcı sürdüler. Acıcı sürdüler ve o şekilde kumral yaptılar. Yani o anda yandı zaten. O anda olan oldu. Gerisini de ben getirdim. Canlarım. Ya kuaförde açtırmayı gerçekten istemiyorum ve sevmiyorum. Nefret ediyorum. Yani ben süremiyorum. Ben böyle hani oradakiler biraz daha şey yapıyor. Yani böyle güzel sürebilen olsa zaten kuaföre gitmeye gerek duymayız. Lütfen yani saç boyayabilenler varsa saçını boyatacak insanlara yardım etsin ya. Lütfen. Zor oluyor böyle. Bakın daha şimdi sürdüm. Sürmesi bitti. Bu kadar böyle açıldı. Şimdi bir 30 dakika bekleteceğim. Allah'ım. Mükemmel olmuş. Ay çok güzel oldum kız. Ay erkek gibi oldum. Merhabalar ben Özkan. Nasılsınız yavrularım? Fidan'ım. Ben bir iki dışarı çıkıyorum. Haberin olsun. Ay yavuzum benim. Gerçekten güzel oldu ha. Bir değişik oldum. Evet. Sevdim anne, kendimi anne, böyle. Anne. Ha? Anne kime benzemişsin biliyor musun? Kime benzemişim? Hani etteki benzemişsin anne. oğlum hem anne hem babayım yani. Olsun o kadar da değil mi? Evet. Kapak da ay Allah'ım hadi bakalım. Kaşlarıma da sürdüm. Kaşlarım biraz açıldı. 2-3 dakika daha bekleyeceğim. 2-3 dakika daha açılsın. Toplamda 5 dakika tutuyorum. Allah telefon kayıyor. Evet bakın saçlarım ne kadar güzel açılıyor. Ne kadar güzel açılıyor. Daha 40 dakika olmadı. Gerçi 40 dakika tutmayacağım. Ben yarım saat tutacağım. Hatta 28 dakika tuttum. Öyle söyleyeyim. Çok karışık oldu. Neyse ya 30 dakika 40 dakika tutuyorlar ya kafalarını normalde yani tutanlar vardır 30 dakika 40 dakika ben 28 dakikaya kurdum dakikamı 28 dakika bekleyeceğim bakın daha 28 dakika daha olmadan bu şekilde oldu ay çok beğendim şu anda da inşallah arkaları sürebilmişimdir güzel bilmiyorum. Ha bir size bir şey göstereceğim bir saniye. Allah. Reklam değil. İşbirliği yok videomda. Bunlara verdiğim para sonuna kadar helal olsun. En çok hangisini kullanmıştım ben? Şunu kullanmıştım. Bu bitmek üzere. Ama var yine içinde. Böyle böyle yapıp da kullanıyoruz. Böyle böyle yapmadan rujlarınızı kullanmayın böyle rujlarınız. Bir de bunun muydu sanırım çalkalanı var böyle çık 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 ses geliyor onu ben pek beğenmedim biraz parlak rengi de böyle nude rengi onu çok beğenmedim yani çok da dudakta kalmıyor bir de kalıcı ruj diye satıyorlar onu beğenmedim ama bunların aldığı para sonuna kadar helal olsun şöyle çok güzel hani rengi falan şöyle nesi ziyan etmeyeceğim buramı sürüp gösteremeyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de bu Maybelline dediğim gibi 175 numarası var. 50 numarası var. Bir de 15 numarası var. Ama bu ruj rengi çok güzel. Tam istediğim gibi bir kırmızı. Fakat kalıcı ruj diye aldım. Ama asla bunların kalıcılığını üzgünüm. 10 üzerinden rengi için 5 veriyorum. Sadece rengi için. Şöyle göstereyim. Aa.
Yani rengi için sadece 5 veriyorum. Onun haricinde ya yani sürerken böyle parlak. Böyle göstereyim. Sürerken parlak ama sonra kuruyor. Sonra ve bulaşıyor ya. Bu Golden Rose'un, bu Maybelline'in değil. Golden Rose lütfen. Yani senden daha güzel bir kalıcılık beklerim. Bana ulaşın lütfen. Lütfen rica ediyorum Golden Rose. Yani renk süper ama bunun kalıcılığını istiyorum. Veya Maybelline lütfen bu renkte kırmızı ruj yap. Lütfen. Duyun sesimi. Yani şu kırmızı ruju bulana kadar gerçekten çok aradım. Çok aradım. Evet, bunu çok aradım ve buldum ama kalıcılığını bulamadım. Anne sana bir şey diyebilir miyim? Evet aşkım. Onu mu sevmiyorsun sen? Aşkım sevdim ama bunlar gibi kalıcı değil. Bunlar gibi kalıcı değil. Bunlar mesela süreyim sabahtan akşama hatta ertesi güne kadar kalıyor. Böyle çok hani ekmekli falan böyle nım 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 şeyler yemezseniz ağzınızı böyle çok haşır huşur silmezseniz yani normal bir şekilde de silerseniz hani nasıl söyleyeyim. Ya şöyle bir ıslak mendille bile silseniz öyle hemen gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Normal yüzünüzü yıkasanız bile öyle hemen gitmiyor. Ancak böyle biraz daha hani baskı uygularsanız bir nevi gidebilir. Onun haricinde gitmiyor ama bu şu anda hala biraz parlaklığı duruyor birazdan. Ha gitti bile. Gitti. Matlaştı ve Acaba ne? bakın. Bak. Heh, bulaştı yani şurama. Yani ama diğerinde böyle bulaşmıyor. Şimdi yani bir iki lokma bir şey yesem bu gidiyor. Bu ikinci sürüşüm. Anne. Yani şunu sürseydim daha ikinciye sürmeme gerek kalmıyordu. Yani bunu alın. Bunu alın. Anne. Aşkım. Sana bir şey diyeyim mi? Hı-hı. Ondan sonra zaten sobaya olsa mı oluyor? Yok. Ha kırmızı da mı? Olabilir. Evet. Şunu süreyim. Bunun rengi de güzel. Kırmızı. Ama yok ya kırmızıya kıyamayacağım. Neyse kırmızı kalsın böyle. Ay heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Kesin saçlarım ne halde bilmiyorum. Pişmani oldularsa da pişman değilim. Yaptıklarımdan pişman olmak istemiyorum. Severek yapıyorum sonuçta. Kökü bende uzar. Ne yapalım? Artık yapacak bir şey yok. Strese girmek yok. Böyle. O yüzden biraz daha güzel kararlar aldım kendimce. Her gün biraz daha güzel kararlar alıyorum. Güzel gelişmeler görüyorum kendimde. İnşallah bunu sizler de görebiliyorsunuzdur. Böyle. İçini rahatlatmak isteyenler lütfen yorum desteği yaparak zaten hani o da yorum desteği oluyor. Buraya yazabilirsiniz hani bana böyle şey yapanlar. Olur yani niye olmasın? Yine Rabbim razı olsun sizlerden. Hani bir iki yorum yapıyorsunuz. Biraz güzel olmuyor yorumlar ama olsun. O da benim için çocuklarım için destek. Onun için de teşekkür ediyorum onlara. Bizim dede için Heh. destek. Her yorum benim de bizim için destek. Evet, her bir tane bile yorum bizim için destek oluyor. Hani daha çok böyle öne çıkarıyor bizi. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu videomuz bol beğeni alır, bol izlenme olur. Böyle. Ben beklemeye devam. Bir Anne. çay içeyim, geliyorum. Anne. Efendim bir tane. Şeyler böyle anonimmişti. Evet, Sever bir anneannesini izliyor. Beni izliyor. Bisikleti onun büyük geldi ya. Ay Yavuz'uydu. Neyse anneciğim o pembe bisiklet var ya. Seval'in. Ama söylemeyelim. Tamam çünkü ona binemez. O yüzden. Ben Tamam ona mı? ödeteceğim anneciğim. Ama boyu yetmez. Ona ne ödeteceğim anne? Onun boyuna göre bir bisiklet olması lazım. O anda işte Anne. gelen kişilere söyleyemedim. Niye söyleyemedim onu da bilmiyorum. Anne hep Olsun. böyle şeyler. Aşkım onu başkası şey yaptı. Verdi. Yani başkaları böyle iyilik yapanlar var. Böyle güzel kalpli insanlar.
3 dilek hakkımız vardı. Birisini gerçekleştirdiler. Allah razı olsun yine de. Olsun. Biraz daha büyüyünce inşallah 2 seneye bir şey olmaz. Burada da koyacak yer yok. Dışarıda da bilmiyorum. Şöyle güzel bisikletleri de koyacağımız bir yer olur ya. Rabbim büyüktür. Neyse. Ben bir çay içeyim. Kaşlarımı sildim. Böyle sarı. Evet. İstediğim renk oluyor sonunda. Ha ha hay. Çatlasın düşmanlar. Sonunda istediğim rengi tutturdum. Evet canlarım, ben şimdi saçımı yıkamaya gidiyorum. 28 dakika kurumuştum ama 30 dakika oldu. Hemen acil gitmem lazım. Çok merak ediyorum. Yıkayacağım. Göstereceğim size. Sonra kurutacağım. Öyle de göstereceğim. Hadi bakalım. Poşeti kafamdan çıkardım. Civciv oldu. Ve mutlu son. İşte budur ya. Huhu, saçlarım şekil, önümden çekil. Anne mükemmel olmuş. Teşekkür ederim anneciğim. Alnım da öyle bir parlıyor, öyle bir parlıyor. Işıl ışıl ya Rabbim. Ay kızım valla. Aa çok güzel parlıyor. Ay cildim niye benim öyle güzel parlıyor? Yani normal sivilcelerim var. Hiçbir cilt kusursuz değil ya. Böyle çok nadirdir böyle sivilce olmayan, kusursuz. Yani hani böyle televizyonlardaki o şey yüzlere aldanmayın. Emin olun ki makyajsız kötüler yani. Kötü. Ben böyle gösteriyorum. Mesela böyle sivilce ürünleri gösteriyorlar. İşte yok sivilcem gitti bilmem ne falan. O sivilcesiz olduğu günlerde çekiyorlar onları. Oysa ki hiçbir ürün sivilce gidertmiyor ya. Ben görmedim. Varsa bana söyleyin yani. Evet, saçlarım tam 7 ton açıldı. Yıkandıkça daha güzel olacak. Ah, ben kendime aşık oldum. Şimdi ben kendime makyaj yaptım. Seval uyumuştu. Uyandı. Bakayım yanına göre ne yapacak. Sevoş gel. Sevoş gel. Kim bu? Bu kim? Anne. Güzel olmuş mu? Anne bir yaşasın. Ooo yumuşadı. Evet. Böyle bir makyaj yaptım. Anne. Ya saçlarını. O da yapsan ne olur ter? Gelme. Hayır, o da yapsan ne olur? Olmaz. Uş. Saçım bir gün bekledi bu şekilde. Ve bu şekilde de dışarıda çıktım. Şimdi 10.1 numaraya boyayacağız. Hadi bakalım. Canlarım, evet. Ben 5 dakika boyayı kafamda tutabildim. Çünkü onu cila yapmam gerekiyordu. Bunu unuttum. 7 ton açıcıdan sonra hemen boyayacaksanız da cila yapın. Bir gün, 5 gün ya da 2 hafta sonra boyayacaksanız da cila yapın. Çünkü saç deriniz yanar. Kaşlarım bile yandı ve çok açıldı. Asla turunculuk yok. Bakın tertemiz bir sarı elde ettim. Kendim yaptım. Yakmadım, yıkmadım, yıpratmadım. Çok tertemiz bir sarı elde ettim. Gerçekten şuna emin olun ki kuaförde yaptırsanız saçlarınız kesinlikle yıpranır ve zarar görürdü. Yanabilir de. Ama benim dediğim gibi yaparsanız, yani bu o boyaları kullanırsanız hiçbir şekilde saçınız zarar görmez. Bir de şimdi ben hani boyadım. 2 ay sonra, 3 ay sonra tekrar bir boyama yaparım. Çok üst üste boyamanızı da tavsiye etmiyorum. Zaten ben o hatayı yaptım biliyorsunuz. Çok üst üste boyadığım için benim upuzun saçlarım mahvoldu. Bakın tekrar gösteriyorum. Asla turunculuk. No. Turunculuk bile yok. 7 ton açıcıyı saçımıza sürdükten sonra mutlaka küllü sarı. Küllü sarı boyadan cila yapın ki turunculuk asla olmuyor. Ama küllü sarı yapmazsanız küllü sarı turunculuk olur. Onu söyleyeyim peşin peşin.
Ya gerçekten çok tertemiz bir sarı elde ettim ya. Bravo bana. İstediğim bir tondu ve yıkandıkça da rengi daha da oturacak. Şu an daha taze. O yüzden böyle saçım da biraz daha uzuyor. Uzadıkça daha da güzelleşecek. Evet. Sonunda kendi istediğim saç rengimi kendim elde ettim. Yani sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 30 dakika tutmanız 7 tonu yeterli. Böyle. Yani 35 dakikada tutabilirsiniz saçınızda. Ben 30 dakika tuttum 7 tonu. Diğerini 5 dakika tutabildim, dediğim gibi boya olarak sürdüğüm için. Gerçekten kafamın derisi yandı ya. Var ya, nasıl 5 dakika dayandım ama 5 dakika sonrasında hemen soğuk suyla yıkadım. Saç maskesini de normalde 2 veya 5 dakika bekletmem gerekirken ben 1 dakika olmadan hemen saç maskesini hemen sürüp yıkadım. Ondan sonra şey aldım kendim, onu göstereyim hemen size. Reklam değildir. Şöyle göstereyim. John Frieda. Yanlış okuduysam kızmam bana. İşte bu John Frieda. Neymiş bu? Kabarık ve hasar görmüş saçlar için saç bakım maskesi. Benim saçım kabarık değildi ama hasar görmüştü. Yani çok da hasarlı değildi ama işte çok az uçlarında var. Yani yıpranıklı. O da o önceki boyalardan kalma. Ben biraz şuralardan kestim kendim. Yani bunu temiz saçınıza uygulayacaksınız. 3-5 dakika bekleyeceksiniz. Ben 3-5 dakikadan biraz fazla bekledim. Öyle söyleyeyim. İçinde argan, Hindistan cevizi ve moringa yağları ile sağlıklı ve onarılmış saçlar diyor. Moringa yağları. Ama bu marka çok güzeldir. Yıllardır da var. Biliyorum çünkü kuaförde çalıştığım için de daha öncesinde. John Frieda güzel bir marka. Bunu hep almak istiyordum. Alamıyordum. Aldım. Sonunda kavuştum. Bu benim bebekim. Bu benim her şeyim. Saçınıza bu iyiliği yapın. Yani bunu alın. Haftada 1-2 saçınıza uygulayabilirsiniz. Haftada 1-2'den fazla saçınıza no, sürmeyin. Böyle. Durulama gerektiriyor. Yani saçınızı şampuanlayın. Ondan sonra saç kremi kullanmanıza gerek yok. Ben saç kremi asla kullanmıyorum. Böyle havluyla nemini alın. Böyle bayağı ıslaklığı gitsin. Sonra bunu sürün. 3-5 dakikada bekleyin. O arada dişlerinizi falan fırçalayın yani. Öyle. Güzel ya. Çok güzel. Hoşuma gitti ve dediğim gibi onarıcı. Bu, tuttum ben bunu. Çok sevdim. Rujum biraz iyi değil. O kırmızı ruj. Böyle umarım sizler de beğenmişsinizdir. O turunculuk gitti ya, çok şükür. Çünkü turuncuydu ilk açtığımda, biliyorsunuz. O turunculuk şu anda yok. Hiçbir turunculuk yok. Ben gün ışığında da size göstermek isterim ama yani turunculuk yok. Biraz ışık fark ediyor şöyle geldim mi. Ama yok. Çok güzel. Yani varsa da dediğim gibi 5 dakika bekletebildim. Yandı kafam, yandı. Allah'ım. Ben bu profilimi seviyorum şöyle. Böyle. Yani saçımı böyle yapınca seviyorum ama buradan yapınca bu profilimi sevmiyorum. Niye öyle? Yani yüzümüzün, mesela gözümüzün biri büyük, biri küçük gibi. Öyle. Mesela benim bu gözüm büyük, bu gözüm küçük. Burnumuzda da aynı delikler. Dudakta da öyle. Yanaklar da öyle. Yani bir kolumuz diğerinden bir tık daha uzun. Ayaklar da öyle. Neden acaba? Dengelemek için mi? Bir deneyin bakın. Bir eliniz bir elinizden daha büyük ve bir kolunuz bir kolunuzdan daha uzun. Biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Yapın, görün. Böyle. Kaşlarımı sorun etmiyorum. Çünkü ben her boyamada, videonun başına derim bilmiyorum. Kırmızı yaparsam kırmızı olurlar. Siyah yaparsam siyah olurlar. Kahve yaparsam kahve olurlar. Böyle oldu. Annem de çok rengini, tonunu beğendi. Senle de bu saç renginde kal dedi. Zaten biliyorsunuz ben sarı saçı istiyordum.
Dediğim gibi uzayana kadar yapmayacaktım sarı saç ama saçlarım uzadı ya. Uzadı saçlarım. O artık oğlan kafa değilim ben. Bana artık oğlan kafa demiyorsunuz bakıyorum ben. Oğlan kafa lafını unuttunuz. O yüzden yani saçlarım uzadıkça oğlan kafalılığım gitti. Ama güzel uzuyor ya. Çok sevdim ben. Ay çok kadının saçı olmalı gerçekten. Saçlarınızı kesmeyin. Hiçbir kadın saçını kesmesin ya. Vallahi. Kadına saç yakışıyor. Yani saçımız makyajımız bizim. Kesinlikle. Bizim saçımız bizim makyajımız. Uzun olsun böyle savuralım şöyle saçlarımızı ne güzel. Dediğim gibi birkaç yıkamaya daha da güzel oturacak. Mis gibi tertemiz sarı elde ettik zaten. Ben sizleri öpüyorum. Hala abone değilsen kanalıma abone olursan çok sevinirim. Like atmayı unutmuşsun sanırım. Hemen like atarsan hemen sevinirim. Bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendim beğendim bu arada. Benim nacizane. Mutlu da oldum. Böyle. Her şey gönlünüzce olsun. Bugüne çok şükür mutluyum. Huzurluyum. Elhamdülillah. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Aşk bahçelerim. Bu kalp sizler için.